mutfak takımımızı belirlemek üzere öğrencilerimize kendi içerisinde hazırladığımız bir yarışma var. Bir ana yemek, bir tatlı olacaklar. Bir saat süre içerisinde şu an yaklaşık bir 15 dakikaları kaldı. Birazdan jüriye yemek yapacaklar. İçerisinden 6 öğrencimizi 2 takım halinde, 3'erli 2 takım halinde İstanbul'daki yarışmayı götürmeyi planlıyoruz. Daha sonra kremasını sıkıyorum şimdi. Birazcık pastacı kreması böyle ama değil. Üzerine de krema ve bitter çikolatayla hazırladığım bir sosum var. Onu koyacağım. Daha sonra da servis edeceğim. Sesalli derizli bir tabanım var. Altına kaymaklı bir şey koyuyorum. Karamelden bir kafes yapacağım birazdan. Güzel bir helvamız var. Yanında güzel tereyağında karbesimiz var. Helvamızı çamaşırlarımızla beraber kavurduk. Şu anda da tereyağında tekne yaprakı limon soslu güzel bir karides yapıyoruz. Somon yapıyorum. Somonun yanına börek bulantı sos yapıyorum. Aynı zamanda konfi garnitürlerim var. Pişkonmaz biber ve kabak. Bu şekilde. Biftek tabağı yapıyorum. Sebzelerle beraber pişireceğim. Bir tane de sos yapacağım. Zamanım az kaldı. Son dakikalarda pişireceğim ki etim sıcak olsun. Güzel şekilde servis edebileyim. Şu anda bonfilelerimi pişiriyorum. Tabağımda ballı havuçlu püre olacak. Pancar sosum olacak. Yanına sebzelerden garnitür koyacağım. Tatlı olarak da parnabot yapacağım şu anda. Güzel geçtiğini düşünüyorum. Heyecanlı ortamdan ilk aldığı zorlarım herhalde. Heyecanlıyım. Çok geçti. Çok çok yorucu geçti hocam. Ama her şey güzel. İstiridye mantarında çanak yaptım. Üstüne dil balığımı ekledim. Yanında garnitürlerimi ekledim ve üstüne limonlu kremalı bir sos yaptım. Üstüne kırmızı soğan havyarı ve fenek soğanıyla sunum yaptım. Neler yaşadın? Az önce somonun yanına servis etmek istediğim börgülan sos kesildi. Tava çok sıcak olduğu için. Baştan yapmak zorunda kaldım. O an bayağı bir stresliydi. Ama sosu bu sefer ikinci kez yaptığımda kesilmeden yapmayı başardım. O yüzden hani her şey yolunda güzel gidiyor yani şu an için. Ama az önce bir facianın içindeyim. Gastronomi bölümü başkanı olarak bugün bu güzel sorundan sonra çok mutlu olduğumu hissediyorum. Çünkü 4 yıldır bu alanda başladık, çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de çok başarılı olduklarını bugün ispat ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sunum yaşadık. Teşekkürler. Evet, çok yemek yedik, çok güzel şeyler yedik. Ben bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Oradaki notlardan ziyade hocaların önlerce genel eksiklerine kulak versin. Ama çok iyi çıkarmışlar. Çok da keyifli bir geçirdik. Hepsi
size çok teşekkür ediyoruz. Tebrikler arkadaşlar. Arkadaşlar yemeklerini yaptılar. Tadımında jürilerimiz tatlarına baktı. Her jüri 6 kategori içerisinde 10'ar puan verdi ve de 6 öğrencimizi de belirledik. Şimdi onlara duyurusunu yapacağız. Kim kazandıysa. Kör tadım gerçekleşti. Kimse, jürilerden hiç kimse hangi yemeği, kimin yaptığını bilmeden bu şekilde adil bir tadım gerçekleştirildi. Bunun sonucunda da puanlar verildi. Puanlarla birlikte de gidecek ilk 6 öğrencimizi belirledik. Bugün yarışmada iki tane tabak yaptım. Ana yemeğim somondu. Somonun yanına börbulan sos yaptım. Üzerinde mikrofiliz vardı. Onun yanına mantarlı patates püresi yaptım ve konfi garnitürler vardı. Baby havuç, kabak, kırmızı kafiye biber ve asparagus uçmaz vardı. Tabağım güzel bir şekilde sundum. İkinci tabağımda, tatlı tabağımda ise fırın şeftali vardı. Tarçınla beraber pişirildi. Yanında, üstünde mascarpone, limon kabuklu mascarpone. Altında soft bir vişne sosu. Yanında da lotus tozundan ve lotus tozu, file badem ve fresh berries'ler vardı. Yarışma esnasında bir aksilik yaşadım. Sosum kesildi. Onu döküp ikinci sosu yaptım. Çok az bir süre içerisinde. İkinci sosu kestirmeden yapabildiğim için mutluyum. Yetiştirebildiğim için de çok mutluyum. İkinci olduğum için de çok mutluyum. Merhaba, ben Duygu Yüksel. Aşağıdaki ikinci sınıf öğrencisiyim. Daha önce meslek hayatım oldu. Ama daha önce ilk defa böyle bir tabak yaptım. Bu tabağımda istiridye mantarını kullandım. İstiridye mantarını kırmızı soğan, patates ve sarımsakla sökeledim. Altına onları çanak haline getirdim. Üzerine parmağı şeklinde yaptım. Yuvarlak bir balonu koydum. Bir balonun üzerine limonlu krema sosumu, kırmızı havyarımı, bir de frenç soğanıyla sökeledim. Yanına garnitür olarak patates, baby havuç, kabak, bezelyemi ve kırmızı biberimizi koydum. Onları soteledim aynı tavanın içinde. Onları yanına koydum.